manada belediyelerinize inanın. Zekatınızda, fitrenizde gerektiği noktada verebilme şansınız vardır. Bunun kanunda yeri vardır. Bunun aksini kimse inkar edemez. Bununla ilgili de kimsenin fetva vermesine gerek yok. Ekrem İmamoğlu, zekatı ve fitreyi belediyelere verilebileceğini ve kanunda yeri olduğunu söyledi. İmamoğlu, bununla ilgili kimsenin fetva vermesine de gerek yok dedi. İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından buna karşı çıktı. Gökçek, 28.5 yıldır belediye başkanlığı yaptığı dönem boyunca zekat ve fitrenin belediye verilebileceğine dair tek bir kanun maddesi bilmediğini söyledi. Gökçek, Ekrem'cim şu kanunun adını ve maddesini söylesene. Maddeyi söyle, ben siyaseti bırakayım. Söylemezsen sen başkanlığı bırak, var mısın iddiaya dedi. Ekrem İmamoğlu'nun zekat ve fitrenin belediyelere verilebileceğine dair kanun olduğuna dair sözleri için Gökçek ayrıca şunları kaydetti. Kanunda zekat ve fitrenin belediyeye verileceğine dair herhangi bir madde yok da bir an için böyle bir imkan olsa dahi kimse sana güvenemez. Parayı şarkıcıya, tüpücüye mi verirsin? İçkili kokteyl mi yaparsın? Sözcü alır vatandaşa mı dağıtırsın? Vatandaş sana nasıl güvenecek ki? Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na hitaben 80 liralık gıda yardımını 150 liraya İstanbul'a kakalamaya kalkan adamsın. Bu millet sana güvenir mi? Senin adamlar zekatı ve fitreyi toplayıp şarkıcıya verirse ne olacak? Hala gıdayı 150 liraya verirken 70 lirayı nereye gidecek anlatamadın dedi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu, maske dağıtımı yapmayın, bunu bir merkezden dağıtıyoruz açıklamalarına tepki gösterdi. İmamoğlu, bunu bir merkezden dağıtıyoruz iddiasına hiç gerek yok. İstanbul'da sıkı bir koordinasyona sahip Büyükşehir Belediyeniz var. Yine 39 ilçe belediyesi var dedi. Hükümete çağrı yapan İmamoğlu, gönderin nüfusuna göre belediyeler bu işte seferberlik yapsın, maskeleri dağıtsın. Daha bunun gibi birçok konuda belediyeler sizlerin, yani devletimizin, hükümetin en sıcak eldir ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Evde kal çağrısını yineleyen İmamoğlu, önceliğin korunmak olduğunu söyledi. 6 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da toplu ulaşım kullanım sayısının 896 bin olduğunu aktaran İmamoğlu şunları kaydetti. Yani bir hafta önce 896 bin kez toplu ulaşımda akbil basıldı. Taksi, minibüs hariç, ücretsiz kart gösterip binen polisler, sağlıkçılar, bunun gibi insanlar hariç. Bakınız çok büyük bir sayı değil mi? 2 günlük sokağa çıkma yasağından sonra düne baktığınızda sayı 1 milyon 15 bin. Yani %12-13 civarında artış göstermiş durumda. İmamoğlu evde kal çağrılarının karşılık bulmadığını dile getirerek şunları söyledi. Onun için sosyal izolasyon açısından sadece 2 günlük sokağa çıkma yasağının değil, uzun süreli sokağa çıkma yasağı olmalı. Tüm ekonomik tedbirlerin alındığı, insanlarımızın nasıl 15-20 günlük geçireceğinin tanımlandığı, İBB'nin de içinde olduğu, valiliğimizin kontrolünde bir kurumun buna hızlıca çalışıp hükümete sunması gerekmektedir. İstanbul'da nasıl bir sokağa çıkma yasağı 15 gün, 21 gün uygulanır diye sunmalıdır. Bu konunun çok önemli olduğunu altını çizen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Zaten hafta sonu insanların ne yazık ki sokağa çıkma yasağından önce dışarıya çıkıp büyük bir çoğunluğun dışarıda birbiriyle teması hepimizi ürkütmüştür. Umarım kötü neticelere sebep olmaz. Ancak biz uzun süreli izolasyonla, hatta o evde birebir insanların büyük bir kısmına test yaparak insanların durumunu belirleyip ona göre tedbirlerin hızlandırılması konusunda tekrar uyarımızı ve önerimizi yapalım. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı tarafından önümüzdeki hafta sonu için duyurulan sokağa çıkma yasağı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı. Önceden ilan edilmesi değerliydi. İstanbul'un hafta sonu nasıl bir iki gün geçirmesi konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Valiliğimizle irtibatlı İstanbul Pandemi Kurulu'nun, Hıfz-ı Sıhha Kurulu'nun alacağı kararlara da uyumlu. Hafta sonunu nasıl geçireceğimiz konusunda vatandaşlarımızın hiçbir şüphesi olmasın. Sağlıkçılarla ilgili tedbirleri, servislerinin sağlanması, sokaklarda almamız gereken tedbirleri, insanlarımıza acil hizmetlerin sunulması, zabıtadan itfaiyeye kadar bütün kurumlarımızın tetikte hazır olduğunu belirtmek istiyorum. Sağlık çalışanlarına bize ulaşın. İmamoğlu, canları pahasına büyük mücadele veren sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ile ilgili de şöyle konuştu.
Kentin herhangi bir yerinde sorun yaşayan sağlık çalışanlarının kendilerine ulaşmasını isteyen İmamoğlu şunları söyledi. Bizim de görevimiz onların bu şehirde yaşadığı soruna müdahale etmektir, yardımcı olmaktır. Bizimle irtibat kurmak isteyen bir sağlıkçıya, bir doktora engel olmak isteyen bir makam sahibi, kişi ya da kişiler asla doğru hareket etmiş olamazlar. Siz bir vatandaşla belediye başkanı arasındaki diyaloğa engel olmaya değil, destek vermeye çalışın. Bu sorunlu dönemde de en üst seviyede görev yapan kıymetli sağlık çalışanlarımıza sesleniyorum. Kimse bizim size yardımcı olmamıza mani olmaz. Herkes haddini bilerek hareket etmeli. Pandemi sürecinde bir takım teorileri döndüren insanlar, sağlıklı düşünemeyen insanlardır. Biz sağlıkçılarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu hafta 1000'e yakın sağlıkçımıza konaklama imkanı sağlamış oluyoruz. 3000 yatak kapasitesini açtık. İstanbul'un farklı yerlerinde hastanelere yakın otelleri bu anlamda tesis ettik. Talepleri doğrultusunda hastanelerimize temizlik elemanı, su, gıda yolluyoruz. Bizi arayın. Hastanede bizim, doktor da, hemşire de, rektör de hepsi bizim. Belediyenin gelir kaybı. İmamoğlu özellikle belediyelerin bu süreçte ciddi bir gelir kaybı yaşadığının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü. Bu konudaki talebimizi bakanlığın bizden istediği yazı doğrultusunda hükümete bildirdik. İlçe belediyeleri emlak vergilerini toplar. Ben eminim ki çok düşük oranda tahsilatlar yapılacak. Yine aynı şekilde büyükşehir belediyelerini ya da diğer belediyelerin farklı gelirleri, bazı kalemlerde neredeyse sıfıra inmiş ama giderleri aynı. Türkiye'deki bütün belediyelerin merkezi hükümetten ciddi bir gelir iradesine, gelir arttırımına ihtiyacı vardır. Biz tavsiyelerimizi ilettik. Yeni bir öneri paketimizi bakanlığımıza bu hafta göndereceğiz. Bütün belediyelerin aynı hamleyi yapması şarttır, diye konuştu. Ayrıca İmamoğlu'na sorulan bir soruda, Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili CHP'li belediyelerin bir ilişkisi var mı sorusuna İmamoğlu şöyle cevap verdi. Bizim ilişkili olacağımızı düşünmüyorum. Tamamen bir siyasi partinin hükümet içerisindeki kendi işleyişiyle ilgili bir süreç. Benim tek temennim açıkçası bu süreçte olabildiğince ilgili olan tüm bakanlıklarla en sıcak ilişkiyi kurabilmek. Çünkü hem görevimizin gereği bu hem de bu görevi yapan atanmış bakanların görevinin gereği bu. Dolayısıyla kimin olduğundan ziyade nasıl bir süreç işletildiği bizi ilgilendiriyor. Bu manada hem şeffaf hem ilişkinin maksimum düzeyde olduğu ve faydalı bir ilişkiye dönüştüğü bir süreci açıkçası diliyorum. Bunun 16 milyonluk bir kenti yönetirken en çok ihtiyaç duyduğumuz iş olduğunu belirtmek isterim. Zira son dönemde hem Sağlık Bakanı ile 3 kez telefonda görüşüp ilettiğim hususlar oldu. Hem de özellikle bağış sürecinden sonra 2 kez Sayın İçişleri Bakanı ile de telefon görüşmelerim oldu. Faydalı olanlar oldu, sonuca erişemeyenler de oldu. Ama neticede bir iletişim vardı. Umuyorum faydalı iletişimi devam ettireceğimiz günlerle beraber çalışırız. İstanbul'da ve kritik illerde neden sokağa çıkma yasağı alınmıyor sorusuna da İmamoğlu şöyle cevap verdi. Ben 24 Mart'tan beri sokağa çıkma yasağı konusunda çağrı yapan bir belediye başkanıyım. İstanbul'daki pandemi kuruluna 2 defa katıldım. Oradaki sağlıkçı katılımcılar, tıp insanları, bilim insanları bu konudaki kararlarının net olduğunu ifade ettiler. En az 2-3 haftalık bir sokağa çıkma yasağının olması yönünde. Sonrasında önümüze yanlış bir başlangıçla 2 günlük sokağa çıkma yasağı kondu. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta sonu için 2 günlük sokağa çıkma yasağını ilan etti. Ben yanlışa devam edildiğini düşünüyorum. Faydalı olmadığı yönünde hem ilmi hem tıbbi yaklaşımlar söz konusu. Bu sadece birazcık nefes almaya benziyor. Süreç bulaşmaya devam ettiği takdirde şu anda yoğunluklar onu gösteriyor. Ne yazık ki faydalı bir işlem, eylem olmayacak. Bu konuda niçin 2-3 haftalık bir sokağa çıkma yasağını özellikle Türkiye'deki pandemi sürecinin en az %65'inin yaşandığı İstanbul'da uygulanmamakta direnirler? Ben bunu anlamış değilim. İnanın artık insanın nefesi tükeniyor bu konuda ısrar etmekten diye sözlerini bitirdi. Evet, Ekrem İmamoğlu böyle konuşuyor ama tehlikeli işler yapıyor. Yani kanunda olmayan bir şeyi kanunda varmış gibi iddia edip zekat ve fitre istiyor. Ayrıca diyaneti de takmıyor. Ne diyor konuşmasında? Bunun için fetvaya falan da gerek yok. Daha önce de devlet içinde devlet oyunu oynamaya çalışıp belediyelerce yardım kampanyası düzenlemeye çalışmıştı. Burada da adam devleti takmadığını net anlatmıştı. Yani adam ne devleti, ne diyaneti, ne milleti, kimseyi takmıyor. İşin ilginci,
İmamoğlu'na oy verenler acaba hala bu adama inanıp güveniyorlar mı? Yani bu adamın yaptığı yanlışları görebiliyorlar mı yoksa görmemezlikten mi geliyor? Merak ediyorum. Gerçekten bu sorunun cevabını merak ediyorum.